...beraber üstüne şimdi konuşalım. Belki ne nereden nereye gelelim. geldiğimizi görmek anlamında da önemli olacak. Tabii. Bugün ee, en son işte herhalde Savunma Bakanlığı bir paylaşımda bulunmuş. Evet. Ee, orada da bir cümlesi var onu da söyleyeyim sonrasında sözü sana bırakayım abi. Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan Orta irtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O... ...kritik tesis nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarının dağıtık ve esnek mimari de icra edebiliyor diye de bir notu da var. Ama bu paylaşımlar da boşuna yapılmıyor herhalde. Hisar oyu biliyoruz. Ee, Hisar 1 miydi kısa menzilli olan? Hisar A. Hisar A. Ee, onu da biliyor. Hani anlatıyoruz da var ama aralıklarla bunların kamuoyuyla paylaşılmasının bir nedeni herhalde vardır. Bugün itibariyle neden Var onu da merak edin. Ya tabii şu e, şey çok önemli. E, i̇nsanlar sıklıkla şunu söylüyor: e, Siz savunma sanayi ürünlerini gösteriyorsunuz ama bunlar seri üretimde mi? Bunlar ülkemizin e, ordusunda kullanılıyor mu? Hı. diye çok soru geliyor. Hani bırakın hani bu gerçek mi? Yani bu bir düzmece mi? Bırak, İşte diyor ki. Sizin savunma bakanlığınız, benim böyle bir tugayım var diyor. Bu tugayın içinde de bu tür sistemler ev manterimde. Hatta bunları tatbikatlara götürüyorum. Hatta bu tatbikatlarda bunlarla atış faaliyetlerini icra ediyorum. O yüzden. Peki benim aslında ne zamandır yani, soracağım e, bir yoksa bu soru. Yani Hisar oyu da... Ee, bu ülkenin neredeyse bütün gençleri tanıyor. Hisar'ı da tanıyor yani. Şunu merak ediyorum abi. Biz ne zaman yani o kapasitede miyiz şu anda? Var mı böyle bir gücümüz ya da ne zaman olur diye. Patriot'ların ya da S300'lerin, 400'lerin yaptığı işi yapabilecek kapasitede biz üretim yapabildik mi? Ne zaman onlara ihtiyacımız kalmayacak? Eğer aynı şekilde üretmeye devam edersek. Şu anda yüksek irtifa hava savunma sistemi eee Siper ee, seri üretimde ve teslim edilmeye başlandı. Siper'in eksik olan bir tek yönü var. Siper uçaklara karşı, seyir füzelerine karşı ve diğerlerine. Balistik önleme kabiliyeti olan e, sistemler, e, yanlış hatırlamıyorsam 2026 diye hatırlıyorum. Ya da 2025'in sonu da olabilir. E, onu o zaman kazanacağız. Biz şu anda Patriot'in hava Savunma menzilinin üstündeyiz şu anda. S-400'e de kafa kafayız. Ama balistik e, önleme kabiliyeti başka bir şey. O eksik. O tamamlandığında Türkiye e, coğrafyasındaki en yeni hava savunma sistemlerine sahip olan ülke olacak. Mesela o balistik e, kabiliyeti siperin üzerine eklenecek bir şey mi yoksa o daha üst başka bir şey başka, başka bir, bir model yazılım, başka bir yazılım başka bir önleme kabiliyeti öyle söyleyeyim. Anladım yani o zaman eğer aynı istikamette aynı hızda giderse birkaç sene sonra diğerlerinin ürettiklerine ihtiyacımız kalmayacak. Belki daha iyisini de yapmış olacağız diye ben kafama kodluyorum. E, şu anda hava savunma sistemi olarak baktığında kendi klasmanındaki... Hepsinden daha iyi. Peki. Geçen haftalarda biz... Bu... Yani alçak irtifa daha uzun menzilli, Aha. daha yeni teknolojiye ve motor kapasitesine sahip. Arayıcı başlığı aynı şekilde çok daha gelişmiş. Hisar o içine geçerli bu. Öyle söyleyeyim. Peki abi. Şimdi bana da zaman zaman soruyorlar. Ben tahminen ee, yanıt vermeye çalışıyorum. Yanıt söylemekten de korkuyorum. Şimdi biz ee, gök kubbe, çelik kubbe diye adlandırılan sistemi... Konuştuk, geçenlerde zaten evet. üzerine çok şey de anlatıldı. Çok uzun zamandır da çalışılan bir proje aslında. Bütün projelerin bir şekilde bir araya getirildiği üst bir proje diyeyim. Hiçbiri tek başlı değil. değil. Belki başka şey için üretilmiş, buna entegre ediliyor. Sadece bunun için üretilen var, başkalarının yanına kattığı unsurlar var. Ama soru şu, nereye konuluyor bunlar? Nerede konuluyor? Nasıl konuşlandırılıyor? Mesela Türkiye'nin sınırlarına mı koyacağız Deniz kenarında mı duracak, dağ başında mı duracak, Irak sınırında mı, Suriye sınırında mı? Hani ben takriben bir kritik noktalar vardır, menzile göre yerleştirilecektir diye havaya söylüyorum. Ama doğrusu nedir? Mesela şimdi biz S-300-400, onlar nerede duruyorlar? Bilinir mi yerleri? ya? Yani yan yana mı dururlar? Biri kuzeyde, biri güneyde mi olur? Yani doğu batı, hani sınır ölçüsü müdür? Nedir abi? Allah şöyle söyleyeyim, bunu bilmesi gereken bir tek savunma bakanlığı yetkileri, onlar bilsin yeter. Tamam ama yani hepsi bir yerde mi durur? Ona bir benim de ortaya söyleyebileceğim bir şey söyle. Söylemem. Bilmesi gereken bir tek savunma bakanlığı yetkileri var. Yani onlar bilsinler yeter yani. Yok ama sistemsel olarak merak ediyoruz. Efendim? Sistemsel, ben yani de merak işte ediyorum. Amerikalılar... Mesela şu soruyu soruyor mudur? Bizim Patriotlarımız nerede diye soruyor mudur? Yok sormuyordur ama biz onlar diye biz bizim, gibi, abi, bizim biz... gibi yaşamıyor. Onların uçak fabrikalarını da kapatmamışlar abi. İflasa Ne sürüklememişler. Yapacaksınız abi? Onları. Mesela şu andaki <laughs> S-400 nerede? Nerede konuştu? Çok önemli mi? Ben hesabını ne zaman sorarım biliyor musun? S-400 bir şey olduğunda Çalışmaz. doğru yerde değilse <laughs> hesabını sorarım. Yoksa gidip de e, ne diyeceğim ki? Hani ama ne şu, diyebilirim ki ama şu, şu nerede an... şu anda nerede diye niye söylesin ki? Şu anlamda bu soruyu soranlara da ben hak veriyorum. Şimdi mesela başka ülkelerde belki hava savunma sistemleri de tanıtılmıyordur, konuşulmuyordur bu kadar Yok, çok şey söylenmiyordur belki. Tanıtılıyor. Yani biz konuşuyoruz. O yüzden de hani nasıl çalışır, nereye nasıl konuşulandırılır? diye yani tek tek hani alacağız da bunu Adana'ya koyacağız, şuraya koyacağız gibi bir şey değil beklenti Yani bunlar yani, mesela... mesela Japonya'da Kuzey Kore e, balistik füze fırlattığı günden beri en önemli şeylerden bir tanesi Patriotların konuşlandırma hı hı. görüntülerin teker teker yayınlıyor Japonya. Tamam. Hepsini koyuyor nereye i̇şte koyuyor? Vermişler görüntüleri. <laughs> Söylemişler onlardı görüntülerini Hayır ama şey olarak veriyor yani şu koordinata verdin demiyor. Onların canım. çıkışını gösteriyor. Ee, i̇şte diyor biz bunun tedbirlerini aldık diyor. Yoksa nokta olarak A adasına koydum A adasındaki koordinatı budur demiyor yani. Olması gereken yerdeler. Olması Hayır, gereken yerdeler. Evet, şey yerden. anlamda söylüyorum. Seni de net anlıyorum. Bilsek de bunu zaten gelelim, afiş edelim. Bak şöyle söyleyeyim. Bilinmemesi gereken yeri söyleyelim stratejik, değil. Stratejik silahlar. Aha. Stratejik silahlar. Genel anlamda. Bir alarm durumuna göre farklı yerlerde mevzilenirler. Bunu yalnızca şey olarak kullanma. Şey olarak düşünme. Ne diyeyim? Ee, S-400 olarak düşünme. Veya Hı. siper olarak düşünme. Ben normalde barış zamanı nerede duruyorum? Askerlerim benim nerede? Kışlada. Kışlasında. Bir alarm durumuna geçtiği zaman nereye çıkıyor? Alarmın geldiği yere, işte sınıra. Alarm askeri. durumunda ilk tertipleneceği yere çıkıyor, değil mi? Sonra bir savaş anında nereye gidiyor? Kendisine verilmiş olan bölgeye doğru intikal ediyor ve oraya gidiyor. Hava savunma sistemi de aynı. Anladım. Hava savunma sistemi de ...farklı alarm durumlarına göre... ...farklı yerlerde konumlanır. Farklı yerlerde konumlanır. Bunu o da yerler... Ver. ...o yerler... ...herkes için geçerli. Donanma için de geçerli. Hava kuvvetleri için de geçerli. Hatta ben biraz daha iddialı bir şey söyleyeyim. Jandarma Genel Komutanlığı için bile geçerli. O da... ...farklı farklı yerlerde konumlanıyor. Bak... ...iç güvenlik eğitimi birimi almış olmasına rağmen... ...onun da... Sefer anında konuşlanması gereken yerler var. Polis teşkilatının sefer anında aldığı görevler var. Her birinin farklı farklı şeyleri var. Hatta bizim kadromuz bile farklıdır. Hmm. Silahlı kuvvetlerin barış kadrosuyla sefer kadrosu vardır ayrı ayrı. İki ayrı kadrodur. Birisine daha az bir kadroyla görevini ifade edersin. Diğerinde yüzün üstüne çıktığım bir kadro kadron vardır. Bu tamamen şeyle ilgili. Alarm durumu ile ilgili. Amerika'da bir şey diyoruz ya. Mesela Amerikalılar işte şu e, şeye geçtiler. Alarma geçtiler. O ne demek alarma geçti durum ne demek? Mesela şimdi birazdan haberlere gireceğiz değil mi? Mesela Trump şey Biden emir vermiş. Üç cephede güzel. nükleer silahla ilgili nükleer silah bir savaşa hazırlıklı olması için orduya talimat vermiş. Ne yapıyorlar şimdi mesela? Ordu ne yapıyor bunu? Bununla ilgili. Kuvvet yapısını değiştiriyor. Ona göre e, bölgeye sevkiyatlarını yapıyor. Ona çalışıyor. O oyuna çalışıyor. Hikayede onunla ilgili. Biz de birebir aynıyız. Bildiğiniz normal modern <laughs> ordular ne yapıyor? Biz, biz de aynısını yapıyoruz. Anladım. Bunun belki de bu hani kadar... şey diyorlar ya S-400... E, S-400'ü niye ateşlemiyorsunuz? Niye ateşleyelim canım? E biz de aynı şey söylüyoruz. Niye ateşleyelim arkadaş? Yani... Yani bu, bu mesela ya şimdi biz... Petriyatlar vardı ateşliyor muyduk? Biz mesela şimdi hisarları <laughs> niye ateşliyoruz biliyor musun? Hisarlar test şu için, anda mi? yeni girdiği için test önce dedi. test atışları yapıldı. Sonra kabul atışları yapıldı. Şimdi de birlikler uyum sağlamak için eğitim atışları yapıyor. Tatbikatları eğitim atışlarını yapıyorlar. S400'ü niye ateşlemiyorsunuz diye sorana Patriot'lar vardı önce. Onları da ateşlemiyorduk da ondan diye söylenebilir. Onlar herhalde. bizim kontrolümüzde değildi zaten. Biz hiçbir zaman Patriot sahibi olmadık. Bize gelenler Patriot'ları ile beraber geldiler <laughs> ve bizde konuşlandılar. Biz hiçbir zaman Patriot'tük kullanıcısı pozisyonunda olmadık. Öyle söyleyeyim. Evet maalesef o durum en azından acizane bir durumdu. İnşallah hiçbirine gerek kalmayacak zamana geçeriz. yani belki hava de... savunma sistemi istediğimiz dönemlerde bize hava savunma sistemi vermeyenlere en güzel cevap aslında bu gördükler işte. Evet. İnşallah sonra biz onlara eğer istersek veririz belki, satarız. Geçen Ankara'daydım. Bazı yetkililerle işte istişare için ne oluyor, ne yapıyoruz, neredeyiz falan konuşmaya gittim. Çok ilginç sürpriz haberler gelebilir. Büyük ihracat anlaşmalarıyla ilgili. Bunların bir kısmı İDEF'te açıklanır. Biliyorsun bu sene hı hı. İDEF fuarı e, yapılacak. E, İDEF fuarında çoğunlukla bu anlaşmalar atılır. Savunma Sanayi Fuarı. Sana, Savunma Sanayi Fuarı. Ee, ...çok büyük ölçekli platform satışlarını artık görüyorduk zaten. Onlar seri olarak imzalandığı bir döneme giriyoruz öyle söyleyeyim. Yani haberler, da, e, güzel haberler gelecek gibi gözüküyor. Sayılar da e, maddi karşılıkları da büyüyecek anladığım kadarıyla. Maddi karşılığı ötesine bu bir işbirliği, Aha. bu bir güven... ...Türkiye'deki e, fabrikaların, işte Aselsan'ın çalışması, Roketsan'ın çalışması demek... E tersanelerin çalışması demek, e, TUSAŞ'ın çalışması demek, binlerce yeni işçi alınması evet. demek. E i̇şte o, o dediğim o rakam geldikçe de aslında onun finansmanı, o özgüven sonuçta pazar oluyor. Daha fazla çalışılıyor. Bu konuda çalışması gereken insanların sayıları artırılıyor en azından. Ya yani şey e, sordum şey mesela ben. E, dedim ki ya mesela savunma sanayinde bizim e, isim önemli tabii yani ama önemli olan çalışan insanların da maaşlarını alabilmiş olması. Mesela ben şey er gittiğimde sorarım. Mesela savunma sanayinde genel bir prensip. Savunma sanayi çalışanlar 16 maaş alırlar. Helal, hoş olsun. Yani hayır şey için söylüyorum. Prensip olarak 16 hmm. maaş alırlar. Bazıları daha da fazla veriyor. Ama 16 maaş civarına maaş alırlar. Mesela teknisyen düzeyinde. E, ona mavi yaka mı diyorsunuz? Beyaz yakamı. Ben onları karıştırıyorum. Ben de karıştırıyorum. Ne <laughs> dersem yanlış ben olur. kim beyaz kim mavi ben de ben bilmiyorum. benim yakamı bile bilmiyorum. Hiçbir zaman abi. öyle yakam olmadığı için bilmiyorum ama hani... Sen yeşil yakalı ol abi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru piyadeydim <bir gülüyor> yeşil ya, yakalı. da şu ortalama 40 bin civarında üst seviyeye dediğimiz mühendisler bölümüne geçtiğinizde 80 bin ve üstü klasmana geçiyor. Bu benim için yeterli değil daha da yüksek olsun. Ama hep ihracat rakamları konuşuyoruz ya, işte hı hı hı. dolar bazında şu kadarlık bir para var. Yok arkadaş, daha fazlası olsun. Daha fazla e, benim çalışanlarım, daha yüksek maaşlarla çalışsınlar. Daha e, kıymeti görülsün, daha fazlasıyla e, ederleri olsun. Ben de onun için mutlu oluyorum. Her gitmelere sorarım, benim için bir göstergedir. Yalnızca ihracat rakamlarına bakmıyorum. İşçilerin ve mühendislerin aldıkları maaşlar da benim için çok önemli bir değer. Evet, Demin ki... sormuştum bana ne kadarlık bir para ayrıldı diye şey için. O zamanın parasıyla 64 milyon dolarmış. Ee, yurt dışından ithal edilmesi için arabalar için ayrılan para 64 milyon dolar. Ee, doların dolar olduğu dönemden bahsediyorum. Tabii tabii. Yani sentin sentin öyle kolay bulunmadığı hesabının yapıldı. Bu Aynen. Amerika'da da öyle. Hani bazen e yaşa en azından genç olanlar onu anlamayabiliyorlar. Hani bir dolar her zaman aynı satın alma gücüne sahip gibi düşünülüyor de değil. Yani Amerika için de şimdi atıyorum hani bin doların e, alım gücü bundan 50 yıl önce 50 dolarla aynı şekilde. Hani o... Mesela bu hikaye bize şey anlatmıştı. Paranın bugünkü değeri diye bir yanlış anlamıyorsam master'da işletme master'ında bir şey vardı. Ders vardı. Çok da iyi bir profesör hocamız vardı. Klasik bir soruymuş. Ben bu sorunun o zaman muhatabı olmuştum. Soru şu. New York Adası hani o ada var ya, hı hı. New York'taki ada aslında bir e, kızı deli kabilesine ait. İşte oraya gelen ya Hollandalılar ya bir e, grup adayı satın alıyorlar. Adaya ödedikleri para ne kadar biliyor musun? O zamanın parasıyla. 70 dolar. Adayı 70 dolar alıyor. Soru şu. <laughs> Hoca şöyle soruyor. O tarihte alınan paraya göre e, kabile reisi alanları kazıklamış mıdır? Yoksa ucuza mı almışlardır? 70 dolar üzerinden hesaplıyorsun. O zamanın parası, enflasyon ve diğerlerini koyuyorsun. <laughs> Abi inanılmaz e, şey kabile reisi çok kötü kazıklamış. Çok kötü çok kazıklamış. Çok pahalıya satmış yani. Çok pahalıya satmış. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç o çıkıyor. Zaten o de derste de bu çok anlattı ve çok gülerler. Gerçekten e, Kızı haberleriyle çok kötü kazıklamış şeyi alanları. Şimdi...